Sonra bir atama meselesi var biliyorsunuz. Orada söz verdiler. Sonra sözden de döndüler. Kim demiş oldu? Aa kim demiş? E siz dediniz. Atamayı kaldıracağız diye. Mülakatı özür dilerim. Orhan Erdem AK Parti Konya Milletvekili de diyor ki milletin gözüne baka baka mülakat yapmadık. Yapmadık diyor ya. İyi hadi bakalım. Artık insan utanmaz mı ya? Mülakatlarda yaptığınız skandallar ardı ardına kamuoyunun önüne konuluyor. Ders almak yerine Milli Eğitim Bakanı çıkıyor. %50 mülakat, %50 yazılı sınav sonucuna göre öğretmen alacağız diyor. Ben de Milli Eğitim'de görev yaptım. Mülakat hiçbir zaman yapılmadı. KPSS puanları mülakatta da aynen verilerek bugüne gelindi. Özrü kabahatinin daha büyük bir açıklama bu. Yok yazılıda alınan puanı aynen mülakata veriyorlarsa binlerce öğretmenimizi niçin mülakat gibi ekstra bir meşguliyet içerisinde koyuyorlar? Mülakatın kaldırılması Cumhurbaşkanı'nın vaadi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mülakat sürecek ama puanlama değişecek dedi. Aynı gün Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, mülakat hiçbir zaman yapılmadı cümlesini kurdu. Bakanınız demiş ki mülakatları mülakat gibi yapacağız. 22 yıllık iktidarınızda mülakatları mülakat gibi yapmadığınızı itiraf ediyorsunuz siz aslında. Siz neyden utanırsınız bilmiyorum. Bizden torpil isteyecek kişi kendisini mülakata alacak kişilerle ilgili bir bilgi sahibi değil. Biz jüri üyesi olarak adayla ilgili bilgi sahibi değiliz. Bunu da temin ettik. Meslekte yükselme sınavlarında bakın 98 almış, 97 almış, elenmiş. Milli Eğitim Bakanı yeni sistemde atama için KPSS ve mülakat puanlarının toplamının yarısının dikkate alınacağını söyledi. Yani mülakattan geri adım yok. Muhalefetin sadece 20 bin öğretmen atanacak olmasına da tepkisi büyük. Mülakat hiçbir zaman yapılmadı diyen AK Partili vekil Orhan Erdem öğretmen açığını itiraf etti. 70 bin civarı bir Milli Eğitim'in bugün verdiği rakamlara göre açık var. Ama kamuda birçok noktada açık var. Hepsini bir anda atamak da mümkün değil. Bütçe kısıtlı, atama sayısı az diyorsunuz. Diyanet başkanınızın bindiği araba ortada. Taktığınız saatler ortada. Saray yavrusu makam odalarınız ortada. Şirketlerin, holdinglerin silinen vergi borçları ortada. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. 2023 yılında emekliye ayrılan öğretmen sayısı 23.670 iken bugün duyurulan yeni atama 20 bindir. Buradan anlaşılacağı üzere Sayın Bakan sadece liyakattan değil matematikten de sınıfta kalmıştır. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi muhalefet mecliste ard arda mülakat ve öğretmen atama sayıları ile ilgili araştırma önergesi verdi ama Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. Öneri kabul edilmemiştir.